İlerleyen artar. İnşallah. Yayındayız. Herkese merhaba. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünün hazırlamış olduğu bahar konferanslarına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu pandemi günlerinde güzel şeyler paylaşmak istiyoruz. O yüzden bölümümüz sizler için güzel bir program hazırladı. İlk program konuğumuz çok kıymetli Doktor Fatih Erdoğan hocamız. Ancak onun konuşmasına geçmeden önce birkaç cümle etmek istiyorum. Bahar konferanslarını hazırlarken kıymetli hocamız, bölüm başkanımız Profesör Doktor Ümit Konya bütün alanları kapsayan hem arşivcilik hem kütüphanecilikle ilgili konuların ve konukların seçildiği bir program olmasını istedi. Bunun için de kıymetli Profesör Doktor Niyazi Çiçek hocamızın da katkıları ve emeği büyüktür. Onlar sayesinde bu programlar daha bir canlı ve daha güzel hazırlanmış oldu. İlk dört programı hazırladık ve beğeninize sunduk program listesi şeklinde. Bundan sonra artık her hafta Perşembe günleri saat 15'te sizlerle birlikte bu programları gerçekleştirmeye çalışacağız. Pandemi günleri hepimiz için zor günler. Ancak birlik ve beraberlik içinde sevgiyle bu günleri de aşacağımıza inanmak istiyorum. Ve bu tabii ki günlerin hemen ardından da yüz yüze yapacağımız güzel programlarda buluşmayı planlıyoruz. Bu programın gerçekleşmesinde dekanlığımızın da emekleri büyük. Dekanlığımızın kurumsal iletişim sorumlusu sevgili Yusuf Karadağ'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Dekanlığımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu programların arka planında onların emekleri var. Sözü fazla uzatmadan ben çok kıymetli bir insanı sizinle tanıştırmak istiyorum. Tanıyanlarla da bir güzel sohbet vesilesiyle buluşturmak istiyorum. Onu nasıl tarif edeceğimi bilemem. O benim hocam bir kere. Sevgili hocam. 1990-94 arası kendisinden ders almak şansını yakaladım. Çok şey öğrendim. Çocuk edebiyatı konusunda, yayın hayatı ve sorunları konusunda. Birçok alanda insanlığa dair, sevgiye, dostluğa, iyi bir insan olmaya dair çok şey öğrendim ondan. Kendisi yayıncı, yazar, çizer, akademisyen ve çok güzel huyları olan çok değerli bir insan. Bugüne kadar tanımadıysanız bu vesileyle, bu program vesilesiyle belki canlı yayında, belki de bu video kaydını seyrettiğiniz zaman onu tanıyacaksınız ve eminim ki benim kadar çok seveceksiniz. Örnek aldığım bir insandır kendisi. Kıymetli Doktor Fatih Erdoğan'ı sizlere tanıtmaktan ve sunmaktan onur duyuyorum. Kendisinin kitapları ve çocuklarıma yapmış olduğu önderlik, liderlik, rehberlik için de çok teşekkür ediyorum bu kitaplar vasıtasıyla. Bütün bu kitaplar bizim kitaplığımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Her biri imzalı şeklinde ve her kitap fuarında kendisiyle karşılaştığımızda benim çocuklarım olduğu kadar bütün çocukları da sevgiyle kucakladığını söylemek isterim. Çocuk edebiyatı dendiğinde akla gelen isim ve çocuk edebiyatı kavramının Türkiye'de eğer bir yeri ve önemi varsa bu biraz da onun sayesindedir. Bence çoğunlukla onun sayesindedir. Biraz hocam olduğu için söylemek istiyorum. Kendisini takdir etmek istiyorum onurla ve gururla. Hocam söz sizde. Hayatımızdaki kitaplar ve kitaplardaki hayatlar başlıklı konuşmasıyla Doktor Fatih Erdoğan karşınızda. Önce teşekkür ederim. Bu söylediklerinin yarısı doğruysa bile bana yeter bir ömür boyu. %500'ü doğru hocam. Mutlu oldum. Eksik olma. Teşekkür ederim. Ya konuşmanın adı, şimdi benim babam rahmetlinin bir lafı vardı. Ayının 40 türküsü var. 40'ı da armut üstüne derdi. Benimki de tabii öyle olacak sonuç olarak. Ayının 40 türküsü var. Hepsi de aynı. Ama yine de adını böyle biraz havalı koyduk. Konuşmamızın işte hayatımızdaki kitaplar, kitaplardaki hayatımız. Hani bunu okuyunca insan hayatın sırrını verecek herhalde diye düşünebilir. Cem Yılmaz'ın esprisiyle söyleyeyim. Bu paraya bunu kimse vermez. Para da yok zaten ortada. Ayrı konu. Bedavaya hiç kimse hiç vermez. Ama biz sizden bedavaya çok şey öğrendik hocam. Aşk Ah ne olsun. güzel. Ben bunun bir karşılıklı bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Bir dayanışma olduğunu düşünüyorum. Somut örneği sensin.
Işıl derslerde o kadar güzel not tutardı ki ben bir sonraki yıl onun defterini kullanarak ders anlatırdım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hocam estağfurullah. Hakikaten bir dayanışmaydı. Dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, kitaplar ve hayatımız çok da uzağında kalacağımız bir konu değil, kalabileceğimiz bir konu değil. Tabii ki hayatımı anlatmayacağım. Hayatını anlatmaya insan çok heveslidir, çok teşnedir. Mikrofon eline geçiren hayatını anlatmaya bayılır. Oysa çocuk edebiyat alanında örneğin çok itiraz etmişimdir. Öyle dosyalar gelmiştir. Çok önemli, hayatımı anlattım falan diye. Çok sıkıcıdır. İnsanların hayatı gerçekten çok sıkıcıdır. Ancak bir kişi için eğlencelidir. O kişi için eğlencelidir. O kişi dışındakiler için sıkıcıdır. Ha, bazen diyebilirsiniz ki ya hayatımızda hiç mi eğlenceli bir şey ya da heyecanlı, anlatılabilecek, anlatmaya değer bir şey yaşamıyoruz? Tabii ki yaşıyoruz. Onu anlatabiliriz, evet, ama onu da lütfen güzel anlatmamız lazım. Ama onun dışında genel olarak kitaplarda çocuklara hayatını anlatan insanlar, konferanslarda hayatını anlatan insanlar, derslerde hayatını anlatan insanlar, zaman zaman bir belli bir doz yeri olabilir, ibretlik bir öykü olabilir ama esas olarak çocuk edebiyatında çok fazla yeri yok. Ama diyeceğim bu değil. Şimdi size hayatımı anlatayım. Hayır. İzmir'de doğdum, Karşıyaka'da. Çok eskiden. bir ahşap evde doğdum. Rumlardan kalan bir ahşap evmiş. Doğduğum evi Atatürk hediye etmiş manevi babaanneme. Manevi babaannem de Atatürk'ün gizlenen üvey kız kardeşi. Bunu çok herkese anlattığım bir şey değildir. Bunu ben tabii çok ileri yaşlarda öğrendim ama asıl anlatacağım bunlar değil. Çok kısa süre orada yaşadık. Sonra annem babam ayrıldı falan, İstanbul'a göç ettik. O yaşadığımız sürelerden birinde Karşıyaka'daki evden çıktık, babamın elinden tutuyorum. Kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum ama işte 4, 5 olabilir, 6 olabilir. 6 falan olmalı. Hemen iskelenin arkasındaydı zaten ev. Yani vapurun sesini duyduğumuz zaman evden çıkarsak, özür dilerim. İskeleden vapurun sesini duyunca evden çıkıp vapura yetişebiliyordunuz. O kadar yakındı. Ara yolda da daha ana caddeye çıkmadan önce böyle sağda bir yerde de bir gazete bayi vardı. Çocukluğumdan kalan ilk anılardan biridir. Gazete bayinde de kocaman pırıl pırıl kuşa kağıda basılmış filan. Mickey. Eskiden Mickey yazılırdı. Mickey Mouse malum. Ama öyle Mickey falan diye değil. Bildiğiniz M-I-K-I diye yazılırdı. Mickey cildi. Ben cildi gördüm, büyülendim. Elim gitti, içim gitti, babama döndüm, onun eli cebine gitmedi. Parası yoktu, çünkü aslında istiyordu benim kitapla ilişkimi, okumamı, kendisinin hiçbir eğitim olmamasına rağmen, ki birçok anne babalarımız öyledir. Alamadı o Mickey'yi ve benim aklım o Mickey'de takılı kaldı. Sonraki hayatımda bir çocuğun kitaplara ya da bir kitaba aklının takılı kalmasının nasıl sihirli bir şey olduğunu birçok kez yaşayarak izledim, gördüm, tanık oldum. Belki bu küçük dokunuşun, hayatın bu bana o andaki küçük dokunuşunun sonraki yıllarda seçtiğim meslekte, yapmaya çalıştığım her şeyde rolü olmuştur diye düşünüyorum. Sonuç olarak evet, eğitimin bir parçası olarak konuşuyoruz. Şu anda da bir eğitimin çatısı altında bir program içinde yer alıyoruz. Buluştuk, birlikteyiz. Ve eğitim aslında bize cevapları veren, cevapları vermesi planlanan, hedeflenen bir kurum. Ve eğitim bir forma, bir yapıya, bir şekle, bir müfredata sahip bir şekli var. Tarihsel bir şey eğitim. Yani işte 10 yıl önce başkaydı, şimdi başka. 10 yıl sonra başka olacak.
değiştirilebilir bir şey, hatta fazla bile değiştirildiğinden yakınıyoruz. Kitlesel bir şey, bütün bir toplumu ilgilendiren bir şey ve diyelim eğitim içindeki küçük bir hareket, bir yönetmelik değişimi vesaire herkesi ilgilendiriyor. Yani işte orta ikilerde bundan sonra coğrafya dersi okutulacak, Nurettin Bey'in oğlu hariç falan gibi bir şey denemiyor. Kitlesel bir şey çünkü. Ve bu böyle bir yapı. Ve bu yapının bize cevapları veriyor olmasının yanı sıra bize soruları veren bir sistem de var. Ve bu soruları veren sistem, bize cevapları veren sistem kadar belirgin, net çizilmiş çizgilere sahip değil. Hatta şekli yok, amorf, şekilsiz bir yapı. Buna dar anlamda edebiyat, geniş anlamda sanat diyebiliriz. Ve eğitimi tamamlayan bir şey aslında edebiyat ve sanat. Sadece biriyle yaşayamıyoruz. Yaşamak istiyoruz aslında. Yaşamak isteyenler oluyor. Yani diyelim bir baba hışımla okula gelip çocuğuma ne kitaplar mitaplar aldırıyorsunuz, matematik öğretin yeter, iyi bir maaş alsın, iyi bir işe girsin, ben onu istiyorum. Neymiş öyle, öykü okusun, roman okusun falan diyebiliyor gerçekten ve her zaman o kişiyi teskin etmek, ikna etmek kolay olmayabiliyor. Çünkü bir tarafta net çizilmiş bir şey var, yapı var. Net yapım, çizilmiş bir yapıya karşılık muğlak, belirsiz, anlatması güç ve hiçbir şekilde bir şeye cevap vermeyen, sanatın öyle bir amacı yok çünkü. Ama sorular uyandırıyor sonuç olarak, amacı öyle olmamakla birlikte. Bu iki yapıyı bir arada yaşamak zorundayız hayatımızda. Bu taraf, tarif ettiğim gibi, hazır cevap isteyenlere hazır cevaplar vermiyor. O yüzden de hayatta her zaman çetrefilli sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama o ayrı bir konu. Edebiyatın asıl değinmek istediğim bir yanı da aslında birçok anlamda hayatı önceliyor olması. Hayatı nasıl önceliyor? Bugün AVM'lerin kapısından girerken, kapı önünde biz daha geçerken açılıyor. Açıl susam açıl demeden açılıyor. Jules Verne, çok fazla örnekleri çeşitlendirmeyeyim. Jules Verne 150 yıl önce Ay'a gitmeyi akıl etmiş bir adam. Demiş ki Ay'a gidilecek. Ve bizzat romanında Ay'a gitmiş. Ha, eksikleri var. Mesela Ay'ın arka yüzünden romanında hiç bahsetmiyor. Çünkü o sırada Ay'ın arka yüzüne ilişkin hiçbir fikir yok, hiçbir bilgi yok. Ön yüzü en azından teleskopla görülebiliyor. Bir kraterler var filan. Ama son derece gülünç gelebilir Ay'a gitmek üzere bindikleri roketin uçma mekanizması. Düpedüz bildiğiniz bir çukur kazıyorlar. Çukurun içine odun, kömür, barut filan dolduruyorlar. Patlatıyorlar. Tabanca mermisi gibi. Yani her şey paramparça olur ama hayır. Roket uçuyor filan. Ay'a doğru gidiyor ve orada unutulmaz diyaloglardan biri de profesörle genç. Jules Verne'in birçok romanında bu bilge profesör, bilgili profesör ile maceracı genç delikanlı ilişkisi vardır. Bilgi bir taraftadır, işte atılganlık, ataklık, serüven tarafı bir taraftadır. O diyaloglarla aslında okuruna, bu yazma tekniği tabii, Jules Verne sadece bilimci gözüyle, bilim içeriğiyle değil, edebiyatçı niteliğiyle, iyi kurgu yapması niteliğiyle de başarılı bir adam, kimse, sanatçı. Eiffel Kulesi'nde bir şeyi var, görmüşsünüzdür gidenler. Müzemsi bir oda hazırlamışlar ona. O diyalog şu, der ki delikanlı, hocam der, şimdi biz gidiyoruz ve dünyadaki hiç kimsenin daha önce görmediği şeyleri görüyoruz. Hiç kimsenin görmediği şeyler görüyoruz. Ve biz büyük ihtimalle dönemeyeceğiz. Öleceğiz uzayda. Ve bu gördüklerimizi dünyadakilerin hiçbirine anlatamayacağız. Aslında bir anlamda boşuna gidiyoruz. Sadece kendimiz için gidiyoruz. Üstelik biz de öleceğiz. Keşke der, şu füzenin arkasına bir makara taksaydık. Bakın Jules Verne'i eleştirebilirsiniz burada, ne kadar da dar düşünmüş diye. Telsiz, yani kablo, arada kablo bağlantısı olmadan iletişim kurmayı akıl edememiş Jules Verne.
Keşke füzenin arkasına bir makara bağlasak ve telgraf kablosu yüklesek, öbür ucu dünyada olsa, biz uçtukça kabloyu bıraksak. Tabii şeyin cevabı çok eğlenceli. Der ki yani kablonun bir metresi şu kadar gram, şu kadar kilometresi şu kadar ton. En başta hiç uçamazdık. Şimdi Jules Verne'i ayıplıyor muyuz, bunu akıl edemedi diye? Hayır, adam Jules Verne Ay'a gitmeyi akıl etmiş bir adamdan söz ediyoruz. Bir dehadan söz ediyoruz. Jules Verne'in unutamadığım diğer romanı Arzın Merkezine Seyahat, Dünyanın Merkezine Yolculuk olarak son zamanlarda çevrilen, yayınlanan kitabı. Axel, oradaki genç delikanlının adı. Lidenbrock'ta profesörün adı. Bunun benim hayatımda da şimdi anlatacağım bir bağlantısı ve önemi var. Lidenbrock ve Axel İslanda'nın Snæfells tepesinden, kraterden içeri girerler ve orada yaptıkları yolculuk, filmlerde biraz işe avantür falan katıldı, biraz şey çıktı, suyu çıktı ama romanında daha güzel gider o. Ve ta nereden çıkarlar hatırlayanlarınız hatırlar. İtalya açıklarındaki Stromboli adasının yanardağından çıkarlar. Tabii inanılmaz bir şey ama Ay'a gitmek de inanılmaz bir şeydi. Liseye başladığımda Robert Kolej'e işe hazırlığa girdik biz. Ortaokuldan sonra çocuğuz düşünün. Yatakhanede kalıyoruz. Aynı yatakhanede, bizim yatakhanemizde bir hemen yanımda yatan arkadaş. Laf lafı açtı, muhabbet filan. Onun da Arzun Merkezine Seyahat kitabının hayranı olduğunu öğrendim. Dostumuz öyle başladı. Biz işte Lidenbrock bilmem, Axel filan anlatıp duruyoruz birbirimize. Sonra bu arkadaş dünya çapında bir jeolog oldu. Kitap, o kitapla başlayan hayranlık, kitaba yönelik hayranlık onun hayatını şekillendirdi. Ve bu kişi dünyada kendisine kadar var olan kıta kayma teorisini tamamen tersine çeviren bir teoriyi bütün dünyaya kabul ettirdi. O yüzden işte Dünya Bilimler, Fransa Bilimler Akademisi'nin ilk üyesi olduğu, başka bir takım sayamayacağım kadar takdir gördü, ödül aldı, bir takım konumlara getirildi filan. Ve ben bir kitabın, bir çocuğun hayatını, hatta bakın toplumun, hatta dünyanın gidişatını ne kadar etkileyebileceğini canlı olarak gördüm. Lise boyunca dostumuz sürdü ve o sırada o merakının adım adım arttığını gördüm ve beni de peşinden sürükleyip çeşitli mağaralar, işte Yarımburgaz mağaraları, Bursa İnkaya mağaraları, şunlar bunlar. Ben oralarda akseldim, kendimi aksel gibi hissediyordum. Çünkü onda bilgi vardı. Bir yandan deli gibi okuyordu. Uyku uyumuyordu, okuyordu. Özel biri tabii ki. Ve ben mesela taşın sertliğini elimle ölçmeyi, tırnağımla ölçmeyi ondan öğrendim. Taşı tırnağınızla çizerseniz, çizebiliyorsanız sertliği dördün altındadır merak edenler için. Çizemiyorsanız dördün üstündedir sertliği mesela, bunu öğrendim. Celal Şengör, ben söz ediyorum. Yıllar sonra 2015'te Kültür Bakanlığı Piri Reis'le ilgili bir kitap yazmamı istedi. Daha doğrusu şirketlere vermişler, şirket de beni buldu filan. Ben Pir Reis'le ilgili en son Celal'in bir makalesini okuduğumu hatırlıyorum. O yüzden onu aradım. Dedim ki bu makaleyi bulmam lazım. Başka çalışmalarım var mı bu konuda? Evet dedi, benim kütüphaneme gelebilirsin ve orada okuyabilirsin. Kendisi yoktu, yurt dışındaydı. Doktor öğrencisi asistanını görevlendirdi. Bizi aldı, beni aldı, götürdü kütüphanesine. Daha önce gitmiştim, yemeğe gittiğimde kütüphanesini bana gezdirmişti. Ve o gezme sırasında jeoloji kitaplarının arasında Çin masalları görmüştüm. Çin masallarını görünce dedim herhalde yanlış, yani raf öylesine sıralandı. Yani mümkün değil Celal'in raftaki kitapları yanlış sıralama ihtimali yok, böyle bir şey. Sordum, dedim bunlar yanlış mı koydun Celal, bunları dolaştırıyoruz kütüphanesini işte. Bu arada kütüphanesini merak edenler olursa Fatih Altaylı'nın internette videoları var. Fatih Altaylı ile kütüphaneyi geziyorlar birlikte ve Celal anlatıyor kütüphanesini. Yani o benim yaptığım yolculuğu, kütüphane içi yolculuğu
Siz de videodan izleyebilirsiniz. Böyle bir şansınız var. Fatih Altaylı ile dolaşıyor ve anlatıyor. Sayfa raf raf anlatıyor. Çok ufuk açıcı, ilham verici bir video. Lar dizisi daha doğrusu. Dedi ki hayır, o Çin masalları jeoloji kitaplarının arasında yanlışlıkla durmuyor. Ve açıkladı. Dedi ki bazen biz diyelim masalda ve yer yarıldı, içinden ağzından ateşler fışkıran bir ejderha çıktı filan, ortalığı kastı kavurdu filan gibi bir şey duyuyoruz. Okuyoruz kitapta dedi. Bunun arkasını araştırıyoruz. Sesini kapatayım mı? Arkasını araştırıyoruz. Masalın tahminen kaynaklandığı periyot ile jeolojik, o bölgedeki jeolojik hareketliliği eşlemeye çalışıyoruz ve bazen o bize ek bir ipucu veriyor. Diyelim orada gerçekten böyle bir hareketin olup olmadığından şüphe ediyorsak, kanıtlara ihtiyacımız varsa ya da destekleyici kanıtlara ihtiyacımız varsa masal bize yardımcı oluyor. Aslında bakın hayat her zaman edebiyattan sonra geliyor. Edebiyat önceliyor bir bakıma hayatı. Jules Verne'in kitaplarını okudukça, İyi Gün Yayınları'nın bir ünlü dizisi vardı ve Jules Verne'in kitaplarını okurken tabii o arkasında diğer kitapların listesi var. Ben bu listeyi inceledim. Okumadıklarım var içinde. Olamaz, nasıl olur? Bir tane şey gördüm okumadığım. Kahraman Fenerciler. Çok merak ettim Kahraman Fenercileri. Ve babama söyledim. Kahraman Fenercileri istiyorum diye. Çünkü mahalledeki tuhafiyeci, bakın kitapçı demiyorum, kitapçı yoktu. Tuhafiyeci vardı. İhsan amca. İhsan amcanın bir rafında da kitaplar vardı. Ve İhsan amcaya gidiyorum. Yeni kitap var mı? Çünkü onları aldım. Bir kere okudum, iki kere okudum, bir daha okudum, tekrar okudum, yeniden okudum, baştan okudum, kapattım, bir daha okudum. Sıkıldım tabii, başka kitap istiyorum. İhsan amcaya gidiyorum, sabah kitap geldi mi diyorum, yeni kitap geldi mi, yok diyor. Öğleden sonra gene gidiyorum. Yavrum diyor, öğleden önce gelmiştim. Sonra da bana dedi ki kütüphaneye git. Ben hayatımda kütüphane görmedim. Tabii kitaplardan dolayı biliyorum ki kütüphane diye bir şey var. Televizyon yok o zaman tabii ki. Biliyorum kütüphane içinde kitaplar olan, insanların gidip kitap okuduğu bir yer ama görmedim hiç. Kanarya Mahallesi'nde oturuyoruz, İstanbul'un bir semti. Orada oturuyoruz. Küçükçekmece'de kütüphane var. Küçükçekmece Halk Kütüphanesi var. Belki de Küçükçekmece Çocuk Kütüphanesi, hatırlamıyorum onu. Çocuk Kütüphanesi'ydi galiba. Yürüyerek oraya gittim. Yürüyerek ama yürüyerek gidecek mesafe değil aslında. Biz yürüyerek giderdik. Trene binmemize izin yoktu. Zaten Kanarya'da istasyon yoktu. Soğuk su da vardı. Soğuk suya kadar yürümüşken zaten Küçükçekmece yakın oraya. İşte dediğim gibi ne paramız vardı ne bir şey, tren bileti alacak. 40 yılda binersek de kaçak binerdik. Neyse kütüphaneyi buldum ben. Şimdi kütüphaneyi bulmuş olmam da bir mucize. Çünkü çok utangaç bir çocuktum. Şimdi de farkındasınız ne kadar utangaç olduğumu. İzlemeyi öğrendim. Kütüphaneyi buldum. Gittim, kapısını gıcırt açıldı. Girdim içeri. Bir abla gülüyor bana, gülümsüyor. Hoş geldin dedi. İnsanın hayatında bazı anlar önemli gerçekten. O abla bana gülümsemeseydi ben başka biriydim şu anda ve sizin karşınızda değildim. Çünkü gülümsedi bu abla bana ve ben korkmadım. Çünkü çok utangaçtım. Gülümsemeseydi bana hemen kaçardım. Ne istiyorsun dedi. Ne isteyebilirim, kütüphane yani. Kitap dedim. Ve çok zor bir soru sordu. Hangi kitap dedi. Çünkü benim kafamda bir kitap yok. Ben başımı çevirdim. Bütün duvar kitap dolu. Benim hayatımda görmediğim kadar çok kitap. İlk kez o kadar çok kitabı bir arada görüyorum. İhsan amcanın rafı şu kadar bir şeydi. Ben hepsini istiyorum. Hepsini. Dedi ki ne istiyorsun? İçimde böyle bir yangın, korku, panik. Ürküyorum. Neden? Neden ürküyorum? Çünkü bir kitap ismi veremezsem hadi o zaman çık git diyecek zannediyorum. Hiç kütüphaneciler öyle der mi? Onlar kutsaldır. Bir kitap ismi söyledim ama şimdi kitabın ismini duyunca sanmayın ki o kitap. Küçük Prens dedim. Aklınıza gelen Küçük Prens'i kastetmedim aslında ben.
bir çizgi roman vardı. Fransız Peyo'nun çizdiği Prens Valiant diye bir çizgi romandan uyarlanmış Küçük Prens diye. Türkçe'de korsan olarak tabii yayınlanmış. Evde vardı ondan birkaç tane. Çok seviyordum. Başka maceralarını okumak istiyordum. O aklıma geldi. Bir kitap ismi söylemiş olmak için söyledim. Küçük Prens dedim. Ha tamam dedi kız, şey abla. Verdi kitabı. Küçücük şöyle bir şey. Bir gezegen. Asteroid. B612 bilmem. Oturdum oraya. Bir sandalyeyi çektim. Açtım. 6 yaşımdayken balta girmemiş ormanlarda fili yutmuş bir yılanın resmini görmüştüm. Çok tuhaf. Bu mu dedi? Hayatımın ilk değil ama erken yalanlarından birini söyleyip evet dedim. Merak ettim çünkü. Okumaya başladım. Burada mı okuyacaksın dedi. Şaşırdım. Eve götürebilirsin dedi. Benim mi oldu dedim. Hayır dedi. Senin olmadı ama 15 gün sende durabilir. Sonra okursun. Getirirsin, ben sana yenisini veririm dedi. Dünyalar benim oldu tabii. Ve ben o kütüphaneden çok kitap okudum. Küçük Prens'i okudum ama hiçbir şey anlamadım. Fakat hiç unutamadım. Küçük Prens öyle bir kitap. Yıllar sonra lisede aşık olunca bir şeyler anladım. Üniversitede başka şeyler anladım. Sonra bir yayımcı olarak ve Türkiye'nin ilk yasal çevirmeni olarak. Yani yasal haklarını alarak çeviren yayıncısı olarak başka bir anlam taşıdı benim için Küçük Prens. Ama konuya dönelim. Babamdan istedim. Çünkü İhsan amcada olmadığını biliyorum kahraman penercilerin. Babam Mahmut Paşa'da gömlek atölyesi vardı. Babam çok şey yaptı hayatta. Tavukçuluk, çiçekçilik, tekstilcilik, gömlekçilik, tezgahtarlık yapmış gençliğinde falan her neyse. Mahmut Paşa malum Cağaloğlu'na, o zamanın canlı yayın hayatının yaşadığı yer Bağbali eski tabiriyle Cağaloğlu. Akşam işten yorgun argın, ayakta çalışıyor akşama kadar. Yorgun argın gitmiş Cağaloğlu'na. Kahraman penerciler alıyor. Kime gitti sorduysa kahraman penerciler bulamamış. Yine de elinde bir kitapla geldi. Babamın eve gelişi biraz sinematografik özellikler taşıyordu. Neden? Çünkü Kanarya'nın bir tepesinde yaşıyorduk. Yani tepeden böyle evden baktığın zaman tepe bitiyordu. Babam trenden inip de bayır yukarı tırmandığında önce başı görünürdü. Sonra omuzları görünürdü. Sonra göbeği görünürdü. Sonra elleri, sonra ayakları falan görünürdü. Böyle. Onun gelişi böyle bir yerden yükselen bir şey gibiydi. Ve çarşamba günleri babam, belki o karşı yakadaki Mickey cildini alamamanın vicdan azabıyla, tabii ki değil, büyük bir zevkle her çarşamba Mickey ile gelirdi. Ve kafası belirirdi. Ben hiç umursamazdım. Kafası umurumda değildi, omuzları umurumda değildi, göbeği umurumda değildi. Eline bakardım, elinde Mickey vardı. Sonra benim baktığımı görünce kaldırır sallardı böyle ve eve gelirdi. Aynı şekilde babam elinde bir kitapla geldi. Oğlum dedi, kahraman fenercileri bulamadım dedi ama bak içinde kahraman olan bir kitap var dedi. İnatçı Kahraman Ağa. Kahraman sözcüğü demişler. Kahraman fenercileri yok ama İnatçı Kahraman Ağa var. O da kahramanlı demişler. İnatçı Kahraman Ağa, Jules Verne'in en ilginç kitabıdır bilmeyenler için söyleyeyim. Hani Jules Verne'in en ilginç kitabı ne? İnatçı Kahraman Ağa. İstanbul'da geçer. Jules Verne İstanbul'a gelmemiş. Ama 20 bin kitabı var kişisel kütüphanesinde. Bu bir şey söylüyordur herhalde. Benim gibi değil. Benim de vardı, hepsini okumadım. Muhtemelen hepsini okudu. 20 yok bende. Her evliliğimde kitaplarımın yarısı. Bu da hayatın bir parçası, bilin. İstanbul'da geçer ve İstanbul'u inanılmaz ayrıntıda anlatır. Okumayanlar için İnatçı Kereban olarak günümüzde yaşıyor o kitap. İthaki yayınlarından çıktı. Ve gerçekten inatçı bir adamdan söz eder İnatçı Kahraman Ağa'da, ki kitabın adı güzel konmuş aslında. İnatçı Kereban'dan daha iyi bence. Bu İnatçı Kereban veya İnatçı Kahraman Ağa dediğimiz Üsküdar'da yaşar. Galata'da, no malum iş merkezi Galata'da çalışır. Ve yani işe gider. Tabii köprüden geçecek hali yok. Köprü yok çünkü.
sandallarla geçiriyor falan. Sandallara zam geldiği için isyan eder bir gün. Binmeyeceğim sandalınıza bir daha diye ağzından bu lafı kaçırır. Kayıkçılar kıs kıs gülerler, mecbursun. Binmeyip ne yapacak, yüzecek misin falan diye gülüşürler. Çok sinirlenir. Binmeyeceğim der. Ve karşıya geçer binmeden sandallara. Bilmeyenler için spoiler vereyim mi bilmiyorum. Olur hocam. Karadeniz'in etrafını dolaşır. Ve tabii ki bu Jules Verne için bir bahanedir. Kırım kıyılarından, Odessa'dan vesaireden çok güzel maceralar yaşayarak romanı tamamlar. Şimdi bakın her anlattığımda biraz kitabın hayatımın nerelerine değdiğini, kitabın nerelerde dolaştığını sizinle birlikte ben de hatırlama şansı elde ettim. Kitaplara ihtiyacımız var. Kitaplardan kurtulamıyoruz. Kitapsız yapamıyoruz. Ve yıllar sonra üniversitede ders verirken, çeşitli üniversitelerde derslerim verirken en çok özlediğim İstanbul Üniversitesi. Çukur Amfisi. Sizi özlüyoruz. Çok. Orada üniversite 3. sınıfta yanıma gelen bir öğrencim, sizlerden biri. Hocam, ben yeni kitap okumaya başladım sayenizde dedi. Bu bir yandan benim için kişisel olarak mutluluk verici bir şey tabii. Bir işe yaradığını hissetmenin güzelliği. Ama bir yandan da bir fotoğraf. İşte her şeyi bırakıp seferber olup yapmamız gereken şey bu. Yani iyi eğitilmiş bir beyin edebiyatla beslendiğinde tamamlanıyor. Hayatın sunduğu seçenekleri fark ediyor. Seçim yapma cesaretini gösterebiliyor. Adım atıyor. Sunulanlarla yetinmiyor. Sorguluyor. İtiraz ediyor. Değiştiriyor veya değişmeyi tetikliyor. Çok şey yapıyor. Bu muhabbet uzar. Sorulara geçelim isterseniz. Teşekkür ederim şu ana hocam, kadar. Hocam siz devam edin hayatınızdaki kitaplara. Hocam devam edin isterseniz hayatınızda sizin için önemsediğiniz başka ne kitaplar, ne yazarlar oldu? Biraz onlardan bahsedin isterseniz. Biz soruları alalım. YouTube'dan arkadaşlar sorular yönlendirebilirsiniz hocamıza. Bu arada sorularınızı beklediğimizi belirtelim. Bize de yönlenecek sorular. Böylelikle ilk soruyu ben sormuş olayım. Devam edelim hocam. Tamam. Üniversiteden sonra makine mühendisliği diplomasını aldıktan sonra anladım ki ben kitaplarla ilgili bir şey yapmak istiyorum ve gittim bir Red House yayın evi. Amerikalılara ait bir yayın evi. Türkiye'de kurulmuş bir yayın evi ama. Dedim ben çocuk kitapları yapmak istiyorum da anlatılacak çok şey var arada ama. Onlar beni benim anlaşılmak istediğim gibi anladılar. Yani ne bileyim ben sen çocuk kitabı nasıl yapacaksın ki? Senin ne birikimin var, neyin var demediler. Gel dediler bana. Ve bir Amerikalı bakış açısı tabii o. Amerikalı şimdi rahmetli olmuş bir kişiydi bu müdürü yayın evinin. Ve orada benden bir kitap istedi. O kitabı yaptım. Tesadüfen o kitap rahmetli hocamız, bölüm başkanımız eski Meral Alpay'ın öncülük yaptığı bir Kütüphaneciler Derneği'nin de içinde bulunduğu bir etkinlikte çocukların seçtiği kitap yarışmasında resimli kitap dalında ödül aldı, birinci oldu. O bir motivasyon, bir gaz oldu benim için. Ben de o kitabı büyük bir hevesle, komşumuzdu Çatalca'da, babamın da arkadaşıydı Aziz Nesin. Aziz Nesin'e götürdüm, gösterdim. Bizim evde sobanın etrafına oturmuşlar. Babayı böyle nar gibi kızartmışlar. O eski eşi vardı o zaman. O da annemle onlar sohbet ediyorlar. Babamla da Aziz Nesin konuşuyor. O da ilginç bir hikayedir. Çünkü babamın hayatta okuduğu toplam 3 kitabın 3'ü de Aziz Nesin'e aitti. Başka da kitap okumuş bir adam değildir. Yani ilkokul diploması da yok. Eğitimi de yok babamın. Öte yanda dünya çapında bir yazar var. Bir iki sohbet ediyorlardı. Gayet güzel anlaşıyorlardı. Çok hoş bir ilişkileri vardı. Hatta
rahmetli olmadan önce Aziz Nesin babamla küstüler bir ara. Sonra barıştılar filan. Böyle hoş şeyleri de var. Aziz Nesin kitabımı aldı, Pan ve Çiçeği. Niye adı Pan dedi. Bir anı olarak paylaşıyorum. Dedim ki ben böyle bir, yani sıradan aramızdan bir çocuk gibi olmasın, soyut bir çocuk olsun dedim. Mesela ondan öğrendiğim şey, yani 9 yaşına kadar yaklaşık dedi çocuklar soyutlamayı bilmiyor. Yani adı Ali, Mehmet, Osman falan olsa daha iyidir dedi mesela. Öyle bir şeyi var, Aziz Nesin'in de bir katkısı var. Onun dışında Hilmi Yavuz da çok yayın evinin adını koymak. Koyma aşamasında bir evet. Hoş ilişki var. Yayın evi derken Mavi Bulut'u kastediyorum. Böyle bir takım yayın evi kuracağım ama adı, isim arıyorum. Ne isim koysam, şunu koysam, bunu koysam. Aklıma nedense o zaman tuhaf güleceksiniz şimdi. Çelebi geldi. Çelebi yayınları yapacağım dedim. Hilmi Yavuz'a söyledim. Bir yerde bir kafe gibi bir yerde sohbet ediyoruz. Ne o dedi. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi falan. Ne biçim isim dedi. Böyle kızarttı benim yüzümü. Sonra laf lafı açtı. Sohbet ilerledi. Çocukluğum ne vesileyle geldi bilmiyorum. Çocukluğumda çocukları konuşuyorduk galiba genel olarak. Çocukların bakış açısını falan konuşuyorduk. Hilmi Yavuz benim her sohbette bir şeyler öğrendiğim bir hocamdır. Allah uzun ömürler versin. Çocukluğumda çocuklar işte bulutları mavi boyuyorlar ya... resimlerinde işte resim dersine kırlara çıktığımızı anlattım. Kırda resim yaparken herkesin hemen bulutları mavi boyadığını, benimse gökyüzünü mavi boyayıp bulutları beyaz bırakmaya. Aykırılık o zamandan başlıyormuş demek ki. Bıraktığımı söyledim. Öğretmen hatta öğretmenim de ilkokul, bu söz konusu ilkokul öğretmenim de yaşıyor. Burada yakınlarda ben Büyükçekmece'deyim. O Beylikdüzü'nde oturuyor. Görüşüyoruz arada bir. Pandemi nedeniyle ara girdi. Ve işte ne derler? Öğretmenin de o sırada tabii bu öyle geçiştirdi anlaşılan. Tamam, mavi olur doğru falan deyince yalnız kaldığımı hissetmiştim. Ve yıllar sonra öğrendim ki çocuklar resimlerinde gökyüzüyle ilgili bir kafalarında bir renk var mavi. Bir de şeklin içini boyuyorlar. Onu algılayabiliyorlar. Çocuk beyniyle ilgili bir şey. Olağan bir şey bu. Hilmi Yavuz dedi ki yani dedi buradan yola çıkarak da mavi bulut gibi bir şey aklıma geldi dedim. Ama tuhaf olduğu için düşünmedim dedim yayın evinin ismini. Dedi ki ne diyorsun sen? Bundan güzel yayın evi ismi mi olur dedi. Çok o teşvik etti, yayın evinin adını öyle koyduk. Yani dediğim gibi kitapların başka bir yanını da anlatayım. Rahmetli olmuş bir arkadaşım yoksuldu. Aynı mahallede büyüdük. Fakat çalışkan bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden elektrik mühendisi oldu. Fakat çok fazla kitap okumayı sevmesine rağmen inanılmaz bir şekilde 3-4 yıl boyunca üniversiteye, lisede başladı. Lisede değil, ortaokulda başladı. Üniversiteye kadar aynı kitabı okudu durdu. Hababam sınıfını. Okulbazın ilk baskısını. Bende vardı o kitap. Ben okudum, koydum kenara. Bu geliyordu, benden o kitabı alıyordu. Ödünç alıyordu, okuyordu, getiriyordu. Sonra birkaç ay sonra tekrar gelip ödünç alıyordu. Ay çok komik, ay çok komik diye alıyordu, gidiyordu. Biraz marazi bir şey vardı orada. Rahmetli oldu o da dediğim gibi. Mühendisliğini de yapamadı mesela. Yani orada şeyi gördüm. Gerçekten iyi edebiyatla beslenmediğiniz zaman romanınız da işe yaramayabiliyor. Bir yerde en son şey sarıyordu. Trafo sarıyordu. Yani son yaptığı iş öyle bir çıraklık işi yapıyordu. Mühendis. Bildiğin teknik üniversiteden elektrik mühendisi. Adam. Üniversitede artık ben ona kızdım bir gün. Dedim ki artık biraz başka şeyler oku dedim. Bana küstü. Yani kitaplarla ilgili anlatacak çok şey var gerçekten. Bitmez. O yüzden sorulara geçelim istersen. Geçelim hocam. Gelmeye başladı sorularımız. Bir de sizi dinlemek çok zevkli. Kimlerden bahsediyorsunuz böyle? Ne kadar güzel bir ilişki ağınız var böyle. Güzel insanlarla birlikte olmuşsunuz. Ve siz de onlardan birisiniz. O güzel insanlardan birisiniz. Biz de o konuda çok şanslıyız. Sevgili öğrencimiz Sümeyye Bozbey soruyor. İlgiyle ve zevkle dinliyorum demiş kendisi. Hocamıza sorum şu. Hayatını değiştiren ve her öğrencim okusun dediği
10 tane kitap söyleyebilir mi? Şöyle bir sayabilir mi acaba? Tavsiyeye çok başvurmak istiyor. Tavsiyenize çok başvurmak istiyor bu konuda. Var mıdır öyle aklınızda söylemek istediğiniz bize? Kısa cevap yok. Uzun cevap şu. Çok uzun değil, korkmayın. Şimdi Orhan Pamuk'un güzel kitabının girişi var ya, hani kitabın güzel bir girişi var. Bir kitap okudum, hayatım değişti. Bence roman girişi olarak harika. Fakat doğru değil. Kitap hayatımızı değiştirmez. Kitap ne yapar biliyor musunuz? Aslında bizim hayatımız değişmektedir. Kitap onun adını koymamızı kolaylaştırır. Hayatı kitaplar değiştirmez. Hayatın değişmesi birçok faktöre bağlı, birçok darbeye bağlı, birçok şeye bağlı. Kitaplar adlandırmamızı sağlar. Fakat etkilemez mi kitaplar? Evet, Pay Sokağı Çocukları beni çok etkilemiştir. Bir çocuk yazarı olarak günümüzde bütün çocuklara okutulmasını çok fazla da önermememe rağmen, mesela Ömer Seyfettin'in Kaş Ağası çok etkilemiştir duygu eğitim bakımından. Anlattığım gibi Jules Verne'in kitapları eksiksiz beni çok etkilemiştir. Aziz Nesin'in kitapları beni çok etkilemiştir şu yazma tekniği bakımından. Aziz Nesin, biliyorsunuz, lafı hiç dolandırmaz ve edebiyat yapmaya çalışmaz. Lafını söyler. Süslemeye çalışmaz. O benim çocuklara yazma tarzımı da etkileyen bir şeydir. Onun dışında tabii birden sorulunca insanın aklına böyle şeyler gelmez genellikle. Küçük Prens, evet, beni etkileyen bir kitap olmuştur. Lisede aşık olduğumda kitapta geçen senin saçların buğday sarısı ve ben her o buğday başaklarını gördüğümde seni hatırlayacağım bölümü. Buğday başaklı saçlara sahip olan kızı hatırlamama sebep olmuştur. Üniversitede, pardon, üniversite başlarında. Onun dışında dolayısıyla öyle bir liste halinde şu kitapları okuyun sizi etkiler diyebileceğim bir şey yok. Hiç kişiden kişiye de zaten değişir. Aklıma sonradan gelirse bir yerlerde paylaşırım. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Sevgili Kübra Çanakçı benzer bir soru soruyor. Bu sefer psikoloji, felsefe ve sosyoloji alanlarında etkileyen, sizi etkileyen kitaplar var mıdır? Yazar isimleri de olabilir hocam, böyle yönlendirebileceğiniz. Psikoloji, felsefe, sosyoloji. Ya var, evet, çok kitap var ama şimdi a deyince Doğru, insanın aklına hemen gelmiyor böyle şeyler. Çok haklısınız. bilimin ucunda bir takım şeyler var. 80'li yıllarda çok okunan birkaç kitap var. Psikoloji arka planı olan kitaplardı. Evet. Ama şu anda biraz zor bu sorular. Tamam, pekala. Orhan Akbaş soruyor. Acaba hocamızın e-kitaplara ve dijital kütüphanelere bakış açısı nasıl? Bu konuda hakkında görüşlerini bizlerle paylaşabilir mi? Memnuniyetle, tabii bir katkım olabilecekse. Seviniriz. Ben taraftarım diyelim. Hani karşı mısın değil misin? Şimdi karşı olmak biraz gülünç kaçıyor bana. Şimdi 80'li yılların başında bilgisayar girdiğinde hayatımıza, önce muhasebelere girdi. Muhasebe programları olarak girdi. Sonra işte Macintosh'larla falan yayın hayatına girdi. Ve yine PC'ler yazarların da hayatına girdi. Yazarların böyle bilgisayar başında kitap arkalarına fotoğrafları Evet. koydukları dönem. Doğru. Ama bu dönemde bilgisayarlara karşı olan yazarlarımız vardı. Yani işte ben daktilomun o sesini duymak isterim, o sürgüsünü sürdüğüm zaman filan, böyle bir şey işte romantize ederek biraz. Tabii bilgisayarcılar şeyler ürettiler. Bazı programlar ürettiler, yazılımlar ürettiler. Onu program bilgisayarınıza yükleyince, diyelim Remington Daktilo'nun 1930 versiyonunun sesini veriyor klavye Evet. filan. Çok İşin nostaljik. yani o mazereti elinizden alıyor sizin. Çünkü bilgisayar inanılmaz kolaylaştırdı hayatımızı. Benim hayatımı çok kolaylaştırdı yazar olarak. Taz diğer alanlarda da. Aynı şekilde internet, aynı şekilde her tür dijital teknoloji hayatımızı kolaylaştırdı ve şu doğru değil o kadar. Şimdi televizyon ilk Türkiye'ye sokulurken ufak ufak hemen aydın kesiminde aptal kutusu tabiri gündeme getirildi ve aptal. Şimdi evet, yani Amerika'da televizyonun kullanılmaya başlanmasından bir süre sonra, uzun yıllar televizyon bir aptal kutusu işlevi görmüş gerçekten, ama bugün öyle değil. Bugün bizde de öyle değil, bizde bile öyle değil. Şimdi televizyon daha gelmemiş ama aptal kutusu kavramı gelmiş. Benzer haksızlığı biz çizgi romanlara da yaptık. Çizgi Doğru. roman Türkiye'ye gelmemiş, doğru diyoruz. Çizgi roman Evet. üretimi yok Doğru. ama çizgi romanlar okumaya zarar veriyor dediler. Nilüfer Tuncer hocamız çıkardı o kitabını da gördük, böyle bir şey yok.
çizgi roman ve çocuk kitabında biliyorsunuz Nilüfer Tuncer hocamız çizgi roman okumanın çocukların diğer kitapları okuma hızını artırdığını, ilgisini artırdığını ortaya koydu da o efsane yıkıldı. Evet. Bir kitapla yıkılır mı bilmem ama en azından çürütüldü. Benzer bir şeyi masallar için yıllarca yaptık. Yani 70'li yıllarda masal olmaz, kraliçe mi kaldı, prens mi kaldı, en kısa zamanda dünyayı değiştirmeliyiz, gerçekçi olmalı çocuklar, hayatın gerçekten hemen öğretmeliyiz, sultanlarla, padişahlarla uğraştırmamalıyız. Şunu fark etti pedagojik yaklaşımlar, bulgular, çocukların hayal gücü ne kadar kışkırtılırsa gerçekleri daha güzel kavruyorlar. O zaman tekrar 80'li yıllardan sonra biraz da tabii darbe döneminin ardından yayınlanacak bir şey yoktu, yayın evleri masallara yüklendiler ama asıl Piaget'in bulguları başta olmak üzere rol oynadı bunlarda. Şimdi dijital dünyanın içindeyiz. Tam herkesin kesin bir cevabı yok. Doğal olarak benim de yok. Nereye gideceği konusunda. Fakat her şey bir, her dijital yenilik, buluş, bulgu bir oyuncak gibi bir süre çok oyalıyor insanları. Şimdi böyle insanların gözleri telefonlardan kopmuyor bir türlü. Tuhafına da gidiyor insanın. Zaman zaman böyle ortalıkta lokantaya gidiyorlar. Sohbet edecekler. Şimdi lokantaya gidemiyorlar neyse ki. Gelişmeler intikamını aldı acı bir şey. Ben çok olumsuz bakmıyorum. Ben her aradığımı buluyorum. Her aradığımı okuyabilirim. Kitap büyük bir olanak. Sesli kitaplar var. Storytel'in. O Türkiye'de başladı malum biliyorsunuz. Sonra Storytel dahil oldu dışarıdan. Korkmuyorum ben. Yani okuma alışkanlığını kaybedeceğini, azaltacağını toplumda veya kitabın yok olacağını. Hayır, kitap yok olmayacak. Yani fizik kitap her zaman var olacak. Umberto Eco ne diyor? Ne diyor Eco? Yani kaşık diyor. Evet. Hala kaşık ve hala kullanılır. O zaman yok olmayacak diyor. Doğru. Kitap da öyle. Ben de onun gibi düşünüyorum. Doğru. Evet, hatta okuma alışkanlığına belki de faydası var dijital kütüphanelerin, değil mi? Daha kolaylıkla erişilebildiği için. Yani o özellikle çocuklara yönelik olarak baktığımızda resimli çocuk kitaplarının çok faydası olmadığını söylenilen dönemler vardı. Onları da aştık çok şükür. Bu dönemleri de aşacağız diye düşünüyorum. Daha faydasını göreceğiz diye düşünüyorum. Komik bir şey var. Televizyon gelirken söylenmişti. Televizyon geldi, okuma yazma bitti falan. Sanki televizyondan önce deli gibi okuyorduk da. Değil mi? Değil mi? Doğru, doğru hocam. Ondan sonra da okumaya devam etti. Tabii ki. İnsanın öğrenme ihtiyacı devam ettikçe okuma alışkanlığı da devam edecek. Kitaplar da devam edecek. Sevgili Maral Kızılkaya öğrencimizin bir sorusu var. Merhabalar Fatih Hocam, sizi zevkle dinliyorum. Çocuk kitapları yazıyorsunuz ve onlara bir şeyler öğretmeli çabalıyorsunuz. Çocuklara kitaplarınızda öğretmeye çalıştığınız en önemli öğüt nedir sizce? Acaba öğüt veriyor musunuz hocam? Ben vermiyorsunuz diye biliyorum ama. Bir şey öğretmeye çalışmıyorum ama her yapıt, ister adına sanat yapıtı deyin, ister yazılmış bir öykü, şiir neyse, her ürün sizin amacınızın dışında bir şey öğretir, bir şey anlatır. Yani basit bir örnek vereyim. Bir öyküde diyelim bir cümle geçiyor. İşte Osman'ın köyünde babalar çocuklarını dövmezdi. Dediğim zaman ben aslında bir mesaj veriyorum. Evet, Osman'ın köyünde babaların hoşgörülü insanlar olduğu mesajını veriyorum. Ama bir gölge mesaj daha veriyorum. Öteki köylerde babalar çocuklarını dövmezdi. Yani bakın mesajı kontrol etmemiz çok kolay değil. Mesela kameramanlar için denirdi, haberciler için. Haberciler objektif. Zaten fotoğraf makinesinin lensi, merceğine objektif diyoruz. Objektif lafını almışız, nesnel anlamında kullanıyoruz. Fakat ortaya çıktı ki kameramanlar da veya haber muhabirleri de objektif değil aslında. Çünkü kamerayı nereye tutacağını onlar belirliyor. Şuraya tutarsan bir şey görüyorsun, buraya tutarsan başka bir şey görüyorsun. Yani bir şekilde mesajın dışında kalamıyorsunuz. Ama yine de sorunuz güzel bir soru. Ben öncelikle çocuklarda şunu uyandırmaya çalışıyorum. Siz değerlisiniz ve siz olun. Yani kendiniz olun. Kendiniz var olun. Kendiniz bir birey olarak var olun. Kendi beyninizi kullanın. Bunu söylemeye çalışıyorum genellikle. Ama oturup yazarken ben bunu söyleyeyim şimdi diye yazmıyorum. O kendiliğinden gelişen bir şey. Ben öykümü anlatmaya çalışıyorum. İlginç olmasına çalışıyorum başta. Zaten başka bir türlüsünü okumazlar.
Teşekkür ederiz cevabınız için hocam. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Ümit Konya'nın bir sorusu var size. Çocuk edebiyatı alanında önemli bir eksiği tamamlayan Kırmızı Fare dergisinin yayın hayatına dönme olasılığı var mıdır? Bu alanda gelişmek isteyen genç yazarlar için çok önemli bir dergiydi. Dergiden biraz bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim Ümit Hocam gündeme getirdiğin için konuyu. Kırmızı Fare evet doğru bir saptama. Şimdi kitap, şimdi çok yazar var artık ve çok yazmak isteyen var. Ve hepsinin kitabı yayınlanamaz. Çünkü belli bir kıvam, belli bir olgunluk gerektiriyor kitap haline gelmek için. Ama bir yandan da bir belli bir kesim okurda kendini sınamak istiyor o yazar adayı. Dergiler bu işlevi görüyordu eskiden. Birçok ünlü şair, öykücünün ilk adımları işte A dergisi, Varlık dergisi gibi dergilerde başlamıştır. İlk adımlarını orada atmışlardır. Bu anlamda saptama çok yerinde ve doğru. Kırmızı Fare'de böyle bir işlevi evet vardı gerçekten. Tanınmamış bir sürü ayıp oldu birçok yazarımızın. İlk öyküleri Kırmızı Fare dergisine çıktı. Öte yandan bir dergi yayımcılığı, fiziki ele alınacak bir dergi yayınlama biraz hele öyle bir derginin hani reklam almayacak, piyasanın ticari mekanizmaları içinde yer almayacak falan onun ömrü ya da zamanı çok uygun değil artık. Belki bir online dergi olarak var edilebilir ki birçok dergi yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Onu söyleyebilirim ama fiziki olarak bir dergi yürütme benim en azından üstlenebileceğim bir şey değil şu anda. Karşılığının da olacağını zannetmiyorum. Çocukların eski bizim nostaljik yanı var onun. Hani zarfla işte bir Doğan kardeş gelirdi bize. Sarı bir zarfı vardı onun. İşte açardık, yırtardık, okurduk falan. Şimdi artık öyle bir şey yok pek. Yani çocuklarda da öyle bir beklentinin olduğunu zannetmiyorum. Dondu mu görüntü? Teşekkür ederiz sevgili Fatih Hocam. Ayşe Kasab'ın dondu görüntü. Evet ne yazık ki dondu ama söylediklerinizi biraz anlayabildik. Sevgili Ayşe Kasab hem kendisi bölümümüz mezundur hem de çok güzel çalışmalar yapan bir kütüphanecimizdir. Çocuk dergileri hakkında ne söylemek ister Fatih Hocam diye soruyor. Günümüzün çocuk dergileri. Aslında söyleyecek çok şeyiniz var. Bize çok şey söylerdiniz o dönemde bile. Çok yakından böyle ne çıkıyor ne çok incelemiş değilim. Birkaçının da zaman zaman yer aldığım da oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı şimdi bir dergi çıkarıyor. Bir eğitim içerikli bir dergi doğal olarak çıkarıyor. Minika Ön adlı bir takım dergiler var. Minika Go, Minika Çocuk falan gibi. Bunlar tabii ki bizim Kırmızı Fare dönemimiz veya daha önceki dergilerin olanaklarının dışında şu anda daha zengin dergiler. Yani bir bakanlığın işte diğerleri... Birkaç tane daha var. Eksik saymış olarak çıkaranları gücendirmiş olmak istemem. Hepsini sayamadım şu anda. Yani birkaç tane daha var. Çok ciddi yürüyen dergiler. Çok zengin içerikli dergiler. Malzeme olarak çok iyi. Renkli, kalın, kuşe kağıda basılıyor filan. Ben de merak ediyorum ama. Gerçek okurlara ulaşıp ulaşmadığını ben de merak ediyorum. Yani çocukların günümüzde bir babaların annelerin elinden tutup bir kitapçıya girip de dergi reyonuna koşup yeni sayısı gelmiş deyip koşup koşmadıklarını ben de merak ediyorum. Yoksa bir şey olarak mı yürüyor? Bir şekilde gazetenin veya o gazete yayın grubunun, medya grubunun ya olsun diyerek biraz fedakarlık ederek yapıp yapmadıklarını merak ediyorum ben de. Onun dışında çok fazla bilgim yok gerçekten. Ama birkaçında benden işte öykü falan çizgi öykü bir şeyler aldılar, kullandılar, onu biliyorum. Hatta bir tanesinde bir kitabımı basıp şey olarak dağıttılar. Promosyon ürün olarak dağıttılar. Başka? Teşekkür ederiz tekrar. Bölümümüzde araştırma görevlisi doktor olan sevgili Fatih Can Atan'ın bir sorusu var. Merhaba Fatih Hocam diyor. Kitap okuma alışkanlığı erken yaşlarda edinilirken bunun kültüre dönüşmesi zamanla olmaktadır. Bilinçli ve seçici bir okura gönderme yapan okuma kültürünü etkileyen faktörler nelerdir? Okuma kültürünü neler etkiler sizce diye soruyor. Bu da bir tez sorusu. Fatih Can Atan'ı tanıyorum ben değil mi? Bildiğimiz bir isim Fatih Can Atan. Değil mi? Tanıyorsunuz tabii biliyorsunuz bizim bölümde kendisi. Selamlar sevgiler. Evet. Şimdi
Şöyle bir şey var, bakın. Çocuk kitabının yetişkin kitabından farkı şu. Ya birçok farkı var tabii de. Bir farkı da şu. Tabii ki. Yetişkin olarak ben diyelim bir yeni çıkmış bir romanı kitapçıya gidip ya da internetten neyse kitapçıya gidelim. Kitapçıdan, bulup raftan kasaya gidip parasını ödeyip satın alıyorum. Yani müşteriyim. Sonra eve gidiyorum. Kendime bir çay koyup başlıyorum okumaya. Yani okurum. Okurla müşteri aynı kişi. İkisi de Fatih. Ben veya Can Atı. Çocuk kitabına gelelim. Küçük çocuk kitaplarından söz ediyorum. Çocuk kitabında müşteri başka, okur başka. Müşteri anne baba, bazen kütüphaneci, bazen öğretmen, kitabı öneren kişi anlamında. Okur çocuk. Şimdi bu basit bir fark gibi görünüyor ama çok önemli bir fark. Şimdi bu müşterinin okurdan farklı olma halinin verimli bir okuma kültürüne doğru evrilebilmesi için çocuğun yapacağı bir şey yok. Çocuk çocuktur ve merak eder. Çocuğa ilgisini çeken kitabı verdiğimizde okumama ihtimali yoktur. Okumuyorsa sorun çocukta değildir. Çocuğa biz bir şey dayatıyoruzdur, zorla okutmak istiyoruzdur falan. Bu ayrı bir konu, ona geliriz, soru gelirse. Öte tarafta geldi ama... Geldi soru zaten, onu soracağım. Öte tarafta sorun var. Öte taraftan kastım ne? Çocuk kitabının müşterisi konumunda. Şimdi bu müşterinin, yani kimi kastediyorum, adını koyalım. Anne babalar, ebeveyn. Tabii öğretmenleri, kütüphaneci, hepsini dahil ediyorum ama şimdilik çocukla birebir doğrudan her daim ilişkide olan ana baba. Yani çocuğa gidip kitabı satın alan kişi anne baba. Küçük çocuklardan sonra, bir yaştan sonra çocuklar artık kendi kitaplarını alabiliyor diye. Şimdi bu müşteri, çocuk kitabını satın alan kesin. Yani anne babalarla ilgili tabii ki çok güzel gelişmeler var son 30 yıldır, 40 yıldır. Mesela gelişmelerden birini anne babalar çocuk kitaplarını okumaya başladı. Onu da zaman zaman itiraz ediyorlar. Niye böyle yazdınız filan dediler. Oradan anlıyoruz okuduklarını. Eskiden pespaye kitaplar yayınlanırdı Türkiye'de benim bu alana ilk girdiğim yıllarda. Kimsenin gıkı çıkmazdı çünkü okumuyorlardı, bilmiyorlardı. Kitaplar çocuklar okuyorlardı, gidiyor. Bir hasar veriyorsa o kitap veriyordu o hasar. Ben kitabın hasar verdiğine inanmam da. Onların kafasına göre diyelim. Bu zarar verir, çocuğuma hasar verir kitabı. Onlar veriyordu verecekse. Şimdi okumaya başladı. Bazen tabii ki çoğunlukla haklarını yemeyelim. Haklı itirazlarda bulunuyorlar. Kalitesiz, pespaye, kötü yazılmış kitaplara itirazlarını gerek açıktan gerek sosyal medyadan dile getirirken. Tabii ki haklı oldukları şeyler çoğunlukta. Ama bazen de haksız değerlendirmeler yapıyorlar. Peki bunu niye yapıyorlar? Şunun için yapıyorlar. Bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü belki de hayatlarında tek tük okudukları kitap ilk kez o çocuklarına verilen kitap. Çocuklarına önerilen kitap. Arkalarında bir okumuşluk kültürü yok. Bir kitap okuma alışkanlığı, bir kitap okuma birikimi, bir edebiyat nosyonu, kavramı, bilinci yok. Birikimi yok. Olmadığı için kitabı doğru değerlendiremiyor. Şimdi bu güruh diyelim buna. Bu güruh iki ayrı dünyanın varlığının farkında değil. Nedir o iki ayrı dünya? Kurguladığımız, yazarların uydurdukları, kurguladıkları, tiyatrocuların, sinemacıların, film yönetmenlerinin kafalarından uydurdukları bir şey. O dünya gerçek değil, o dünyayı biz uyduruyoruz. Çocuk kitabının, dünya, çocuk kitaplarını ben uyduruyorum. Bakın şunu kullanıyorum, uyduruyorum. Arkamda kimse yok, bir güç falan yok, dış güçler yok. Ben uyduruyorum. Bu kurgu dünya. Yani bu kurgu dünyada diyelim kahramanlar gökdelenden atlayıp pıt diye yere konabilirler. Hiçbir şey olmaz. Kurgu çünkü diyor. Ben uydurdum onu. Ama gerçek dünya var bir de. Öteki dünya var. Gerçek dünyada şu anda camı açarsam üşürüm. Şu camdan atlarsam yaralanırım ya da ölürüm. Üç gün bir şey yemezsem açlıktan hastalanırım ya da ölürüm. Ya da ateşi getirip şuradan saçlarımı tutuşturursam yanar. Bu gerçek dünya. Şimdi çocuklar gerçek dünya ile kurgu dünyayı birbirinden nasıl ayırabilirler? Gerçek dünyayı zaten yaşıyorlar.
Onlara yeterince kurgu dünyanın örneklerini sunarsak, yani ne demek istiyorum? İlla kitapla başlamıyor bu. Çocukken ona düzgün masallar anlatmıyorsak, bilmeceler sormuyorsak, şakalar yapmıyorsak, fıkralar anlatmıyorsak, onları gıdıklamıyorsak, onlarla oyun oynamıyorsak, dramatizasyonlar yapmıyorsak, sen doktor ol ben hastayım hadi gel demiyorsak. Bak bunlar hep kurgu. Kurgulara yabancı büyütüyorsak çocukları. Çocuk tabii ki bir çizgi filmde bir diyelim kahraman camdan atladı diye kendini camdan, ya böyle bir örnek uydurma zaten o da. Hani diyelim camdan atlayabilir çünkü gerçek zannediyor onu. Çünkü gerçekle kurguyu ayırmasını öğretmemişiz. Şimdi bu ayrı bir konu yine. Bu güruhun edebiyatla daha çok beslenmiş olması durumunda bir okuma kültüründen söz etmek mümkün olur. O zamana kadar hala biz gerçekten eli öpülesi öğretmenler, gerçekten eli öpülesi anne babalar, gerçekten eli öpülesi kütüphanecilerle yetinmek zorundayız. Onun sayısının artması lazım. Ve doğru yoldayız. Türkiye'de kitaplar zıpladı. Çocuk kitapları alanı ciddi bir patlama yaşıyor. Bunun yanı sıra sorular patladı, ilgiler patladı. Bakın ben günlerdir çocuk edebiyatçısını konuşup duruyorum çeşitli şeylerde, Zoom kanallarında. Bu ilginin işareti. Ve bu çok büyük bir gelişme, çok iyi bir şey. Brecht'in dediği gibi ne kadar kışın kar yağarsa dağlara, baharda ırmaklardan o kadar çok su akar. Öyle olacak. Okuma kültürü, kitap kültürü işte ancak bu güruhun, güruhu olumsuzlama anlamında, kötü anlamda, sürü anlamda kullanmıyorum. Bir kalabalık anlamında kullanıyorum. Bu alandaki gelişimiyle doğru orantılı. Uzun bir cevap. Çok güzel bir cevaptı hocam hakikaten. Ve kütüphanecilere de değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da emekleri çok fazla. Kitap seçimi ve tavsiyesi konusunda çok buna önemli bakmam. Ve değerli. Sağ olun. Gelsin de bu arada ısrarlı. Şimdi iki öğrencimizin sorusu var mezunlarımızdan. Gözde Karadağ diyor ki merhabalar. Çocukların yaş seviyelerine uygun kitaplar mı okumaları gerekir? Çocuklar kalın kitaplara. Hocam biraz izin istedi. Pardon ben de görüntüyü kaçırdım. Tamam. Çok ısrarla arayınca hallettim. Tamam. Hocam tekrar alayım. Baştan alayım soru. Tamam hocam peki. Bir soru, iki soruyu birleştiriyorum. Gözde Karadağ'ın sorusu. Merhaba hocam. Çocukların yaş seviyelerine uygun kitaplar mı okumaları gerekir? Çocuklar kalın kitaplara, yaşlarına uygun olmayan kitaplara ilgi duyabiliyor. Onlara bu konuda tepkimiz nasıl olmalıdır? Bir de sevgili Bilal Kılınçarslan'ın bir sorusu var. Benzer bir şey olduğu için birleştiriyorum deminki söylediklerinize istinaden. Genellikle çocukların ve yetişkinlerin kitap okuması gerektiği söylenirken buna bir ödev ve görev duygusu eşlik eder. Gerekçe olarak da okumalıyız çünkü bilgilenmeliyiz diye bir sav öne sürülür. Okur olmanın özellikle çocukluk okumalarında gözeterek keyif alma, macera duygusu yaşatma özelliği çok fazla göz ardı edilmiyor mu? Yani çocuk kitaplarını çocuklar kendileri mi seçsin, ne yapılmalı bu konuda ve ödev ve görev duygusuyla mı kitap okulmalı? Yani sorunun içinde cevabı da var çok güzel bir şekilde. Gözde Karadağ'ı da tanıyorum. İsim de yabancı değil. Selam, sevgi. Sağ ol. İlki neydi sorunun? Yaşlanıyorum ben. İlk bölümü neydi sorunun? Estağfurullah hocam ben biraz fazla üst üste okudum. Çocuklar kalın kitaplara, yaşlarına uygun olmayan kitaplara ilgi duyabiliyor. Onlara bu konuda tepkimiz nasıl olmalı? Şimdi bakın bu çocuk edebiyat alanında konuşurken ben içinde çok meli, malı filan gibi şeyler sarf etmekten yana değilim. Yıllar önce arkadaşım Aytül Akal yazar malum tanırsınız onu da. Aytül Akal ilk bir elinde yazdığı masallarla bir yayın evine gidiyor. Yayın evinin ismini vermiyor. O da değerli bir dostumuz. Ve o diyor ki Aytül'e diyor, olmaz diyor. Okuyor masalı. Olmaz diyor. Niye diyor Aytül şaşkın. Genç kız daha henüz. Yani şey, hayatının yazarlık hayatının da başında. Diyor ki şey yayıncı, biz Gazi Eğitim'den öğrendik diyor, işte cümlelerin 5 kelimeden fazla olmaması gerekiyor. Malı, meli, mamalı falan. Ve Aytül oradan gözyaşlarıyla Red House'a benim yayın evine geliyor. Benim çalıştığım yayın evine geliyor o zaman falan öyle tanıştık zaten. Burada hoş bir hikaye bu. Öğretici de bir yanı var. Şimdi bakın, çocuk kitaplarında işte kalın kitap, ince kitap, bir kere bunlar da zaten grafik özelliklerle değişebilen şeyler. Benim kalın kitabım var ama içindeki yazıları öyle bir sıraladım ki ince bir kitaptan daha az yazı var filan. Şimdi
cümlelerin, o örneği tamamlayayım önce. Cümlelerin uzunluğunun bir sentaktik yanı vardır, bir semantik yanı vardır. Malum bilinen bir şey bu. Ben öyle bir cümle kurabilirim ki sentaktik olarak çok uzundur. Çok sayıda sözcük vardır içinde ama anlamsal olarak çok akar gider anlaşılır. Ama öyle üç kelimeyi yan yana getiririm ki anlamsal olarak anlaşılması çok güçtür. Dolayısıyla böyle sayılarla, matematik ölçü, cetvelle falan ölçmemek lazım bu şeyi. Kaldı ki her çocuk başka bir dünya. Mesela çocuklar bu şartlamayı ne zaman yıktılar? İşte çocuklarımıza işte şey şu yaşa kadar işte ikinci sınıflara işte 20 sayfa yok bilmem dördüncü sınıflara 100 sayfayı geçmeyecek falan. Harry Potter bir geldi 1000 sayfa. Evet. Çocuk okuyor deli gibi. Şimdi bu dedik ya hani sanat, edebiyat böyle muğlak şeyler. Ama sanatla edebiyatla ilgilenen, onun muhatabı olan insan kitlesi de muğlak. O muğlak yanıyla yaklaşıyor çocuk kitabına. Biraz da onun için güzel ya da kitaba, sanata. Biraz da o güzel, o yanı güzel sanatın. Dolayısıyla bir kere o bölümü tamamlayalım. Yani işte şu kadar sayfa şu çocuklara falan. Ya bakın, bırakın İstanbul, şeyin Türkiye'nin batısıyla doğusunun farkını. İstanbul'un Bağcılar semtiyle, sadece bir semt ismi söylemek için söylüyorum. Diyelim Nişantaşı semti arasında farklar var. Oranın 8. sınıf öğrencisiyle oranın 8. sınıf öğrencisinin seviyesi aynı değil. Böyle bir takım şeyler, çizili, yazılı, cetvelli sınırlamalar geçerli olsaydı keşke işimiz rahat olurdu ama değil. Değil. Diğeri de okur olmanın özellikle çocukluk okumalarında gözeterek keyif alma, macera duygusu yaşatma. Bilgi. Şimdi bakın bilgiyi çocuklara verebileceğimiz kurumlar var. Onlara ne diyorduk? O ile başlıyor. Okul. Çocuk kitapları veya romanlar, öyküler bilgi vermek için değil ki. Ha verir ama yazarın amacı o değildir. Yazarın derdi o değildir. Edebiyatçının derdi o değildir. Bilgi vermek. Yetişkin kitabını biz okurken, Orhan Pamuk'un Kar kitabını okurken bilgilenelim bakalım Kar nasıl bir yer. Ha, böyle bir şey yok. Kendimize tanıdığımız özgürlüğü çocuklara tanımıyoruz. Bunu okup bir şeyler öğrenecek. Hayır. Çocuk kitabı yani dondurma yemek gibi bir şey. Dondurmayı beslenmek için yemeyiz ki zevk için yeriz. Çikolatayı beslenmek için yemeyiz, zevk için yeriz. Evet. O yüzden konu dışı. Şimdi son soruyu sormak istiyorum. Sizinle konuşmak çok güzel hocam ama süremiz de azalıyor doğal olarak. Sevgili Ayşenur Tapar soruyor. Yayın hayatına atılmak isteyen gençlere tavsiyeniz nedir? Hocamız bu soruya cevaplarsa çok mutlu olacağım diye herhalde yazmak istiyor hocam. Yani yayın hayatına atılmak birkaç türlü olabilir. Yazar olarak atılabilirsiniz, yayımcı olarak atılabilirsiniz. Hangisini kastettiğini tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle yazar olarak atılmak istiyor, öyle görüyorum. Şimdi bu konuda söyleyeceğim bir şey şu. Çocuk kitabı yazması üzerine sorduğunu varsayıyorum. Yani diğer olamaz. Yani o sorabilir de ben o konuda cüret etmem. Geniş bir şey. Estağfurullah hocam. Bir kere ne yapmaması gerektiğini söyleyeyim. Beklemesin. Yazmak mı istiyor? Yaz. Koşmak mı istiyor? Koş. Hayat artık öyle bir şey. Hele günümüzde artık öyle bir şey. Bu pandeminin bize hatırlattığı bir takım şeyler var. Ya eve kapandık bir dakika ben aslında işte bir çam ormanına gidip gezmek istiyordum. Gezseydin. Bak gezemeyebiliyorsun işte. Kötü bir örnek. Çam ormanına her an gidebilirsin şu anda ama işte bilmem Galata Köprüsü Kulesi'nde kulesinin etrafında kafede oturmak istiyordum. Yapamıyorsun. O yüzden işte ben önce şu kadar kitap okuyayım. Önce işte şunları tamamlayayım filan demeden şimdi her an şu anda oturup yazmaya başla. İki, utanmayı bırak. Ne demek istiyorum? Red House'ta çalıştığım yıllarda oranın müdürü, beni de hayatımda rolü olmuş olan müdürü, 30 yıldır, o zaman 30 yıldır Türkiye'deydi. Ve çat pat Türkçe konuşuyordu. Bakın 30 yıldır Türkiye'de çat pat Türkçe konuşuyordu. O sırada yeni Amerika'dan yepyeni biri geldi. Daha genç biri geldi, bir Amerikalı adam daha geldi. Bu adam çok ilginç bir şey yaptı. İlk günden Türkçe konuşmaya, çabalamaya başladı. Biz yerlere yatıyorduk. O kıpkırmızı oluyordu ama inatla devam ediyordu. Fakat 3 ay mı ne geçti? Bizim gibi Türkçe konuşmaya başladı. Yazın,
Yazdıklarınızı okutun ve ego sorunu haline getirmeyin. Yani çünkü ancak okurunuzun işaret ettiği, bu işaret etmek bazen burayı anlamadım şeklinde olabilir. Ya da ya burası çok ucuz olmuş şeklinde olabilir. Veya bayıldım şeklinde olabilir. Size mümkünse sizi seven birilerini değil, sizi pek sevmeyen birilerini okutmaya çalışın. Seven birileri çünkü siz yani annenizi okutmayın. Doğru. Canım harika yapmışsın. Tabii ki beğenecek yani. Sevgilinizi okutmayın. Başka birilerini okutun. Tarafsız olamaz onlar. Ve onların okurken duraksadığı yerler olabilir. Önemli bu. Niye duraksıyor orada? Bir dakika, burada niye duraksadı? Oraya not alın. Veya soru sordu okurken. Bir dakika, şurada şunu mu demek istedin? Siz açıkladınız. Ha tamam dedi, devam etti. Bir dakika. Her okura böyle açıklayacak mısın? Diyelim 3000 tane basılı gelir. 3000 okura evlerine tak tak. Orada bir açıklama yapmam lazım. İşte bu almışsınız duydum. O zaman o açıklamanın yapılmamasını sağla. İhtiyaç, açıklamaya ihtiyaç duyulmamasını sağla. Ve yayınlanmak için acele etme. Yayınlanmak için acele etme. Bir şekilde belli bir olgunluğa gel. Çünkü bu biraz kişilikle de ilgili. Yani insanın derisinin de biraz kalınlaşması lazım. Öyle bir noktaya gelebilirsiniz ki o yayınlanır ve siz 3 sene sonra pişman olabilirsiniz. Onun herkesin önüne çıktı. Yani birkaç eşe dosta okutmak başka ama ortalığa çıkarmak başka. Ve şunu yapmayın. Ama sakın, zaten artık yapamazsınız. Teknik olarak mümkün değil. Kendiniz matbaaya gidip bastırmayın. Ben ona merdiven altı yayıncılık diyorum. Evet. Hoca bir makalem var onunla ilgili. Merdiven altı yayıncılık o. Neden? Çünkü onları bastırdınız, evin bir köşesine koydunuz. Kimseye satamazsınız. Çünkü kitabını siz niye yayınlıyorsunuz, niye çoğaltıyorsunuz, matbaaya çoğaltıyorsunuz? Bir şekilde birileri satın alsın, okusun diye bunu yapamazsınız. Sizin mahalle mahalle dolaşıp kitap satacak haliniz yok. Eşe dosta hediye ediyorsunuz. Kimse size para vermez onun için. Boşu boşuna evi de bir yer işgal edecek ve daha sonra artık evde sıkıntı yaratacağı için onları merdiven altına taşıyacaksınız. O yüzden merdiven altı yayıncılıktır o. Onu yapmayın bir de. Bir de eğer çocuk kitabı yazmak istiyorsanız benim size önerim. Gerçekten evet, tamam, kütüphanelerde kitap çok, oralardan da gidip okuyabilirsiniz ama kendinize, zevkinize uygun kitaplardan oluşan bir arşiv kurun. Onun getirisi çoktur. Alıp o sayfaları çevirip onların sizde yarattığı ilham bambaşka bir şeydir. Bu kitabı alıp kopya etmek anlamına gelmez. İlham tetikler. Fikir verir o. Ve ufkunuz genişler. Ya böyle de düşünülebilir demek ki dersiniz. Neden olmasın dersiniz. Hocam ağzınıza sağlık. Bal damlıyor hakikaten de. Çok teşekkürler. Yani dersinizdeymişiz gibi hissettim. Eminim benimle sizin dersinizi alan birçok arkadaşım bunu hissetmiştir. Ve öğrencilerimiz de sizi tanımaktan eminim çok mutlu olmuştur. Bahar konferanslarının ilkini sizinle açtık. Bahar gibi geldiniz. Teşekkür ederiz. Söyleyeceğiniz son sözünüz varsa onu alalım. Sonrasında ben bir iki kelam edip kapatacağız artık. Ben de çok mutlu oldum arkadaşlar, sizinle birlikte olduğum ve içimi dökme şansı elde ettiğim için. Çok ciddi olarak aranızda, hani var ya ciddi beyler arasın diye. Ciddi olarak çocuklar için yazmakla ilgilenen varsa kursum var. O konuda zaten izliyorsunuzdur, izleyebilirsiniz benim sayfalarımdan. Çocuklarıçınyazmak.com'da var. İlgilenenleri beklerim. Teşekkür ederim. Biz hocam, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Instagram'da hocamızı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel bilgiler paylaşıyor. YouTube üzerinde de sanırım, değil mi hocam, çalışmalarınız var. Yani o zayıf biraz. Olsun. Ama yani sosyal medyada var. Yeni bir, hatta pandemi dönemiyle açtınız bu kursu sanıyorum, değil mi? Evet. Yani online olanı pandemi dönemiyle. Yoksa 2006 olması lazım. Yılında Bilgi Üniversitesi'nde başladı. İki yıl orada verdim. Evet. Daha sonra pandemiyle online olarak başladı. Geçen Nisan ayında başladı. Evet. Çocuklar için yazmak isimli de bir kitabınız var. Evet. Onu da edinebilir arkadaşlarımız. Onu da dipnot olarak söylemiş olalım. Evet. Çok teşekkür ederiz kıymetli, sevgili Fatih Hocam. Bize katıldınız, değerli bilgilerinizi, tecrübelerinizi, yüreğinizi paylaştınız. Neden sizi sevdiğimi, neden bu kadar değer verdiğimi umarım öğrencilerimiz anlamıştır. Buradan, bu konuşmadan bile çok şey kazandıklarını umut etmek istiyorum. Şimdi tabii bahar konferanslarının tanıtımı ve YouTube'la ilgili işte ya da ne bileyim sosyal medyayla ilgili duyurularımıza geçmemiz gerekiyor bu noktadan sonra.
Bahar konferanslarının ilkiydi bu. Daha sonrasında gelecek hafta geçmişten günümüze arşivcilik eğitimi konusunda kıymetli Profesör Doktor Mehmet Epşirli ve kıymetli Tülin Aren'i dinleyeceksiniz. Profesör Doktor Niyazi Çiçek koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Daha sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kütüphane hizmetleri konusunda Mavişe Pınar Uysal. Hocam Mavişe oranın Milli Kütüphane Başkanı oldu. Düşünebiliyor musunuz? Sizin de öğrencinizde ne kadar güzel değil mi? Düşünüyoruz arada bir. Ne güzel, insanın gurur duyuyor hakikaten. Onu dinleyeceğiz. Sonrasında da bu girişimcilik konusunda yapılacak olan güzel bir etkinliğimiz var bir sonraki haftada da. Hem dekanlığımızın, hem üniversitemizin, hem bölümümüzün YouTube hesabını, Instagram hesabını, Twitter hesabını, sosyal medya hesaplarını takip etmeyi lütfen unutmayın. Oralardan da gene bu etkinliklere dair bilgileri elde edebileceksiniz. Devam edeceğiz Bahar konferanslarına. Katılımınız çok değerli ve önemli. Bütün katılımcılara, bütün soru soranlara, kıymetli hocamız Fatih Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşebilmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın.